Annem beni yolladı. Babam da mı istemiyor beni? Olur mu hiç öyle şey canım benim? Berkay, yanıyorsun sen. Pardon, biz hemen en yakın hastaneye gidebilir miyiz lütfen? Tamam abla. Elif? Elif'in burada ne işi var? Ne yapıyorsun sen? Çocuk var arabada, görmüyor musun? Sen Tuncay'ın evinden mi geliyorsun? Ne diyorsun sen ya? Sen bana hesap sorabilecek durumda mısın? Konuyu değiştirme Elif. O adamın evinde ne işin var senin? O adam benim patronum. Ben de işimi yapıyorum. Aynı senin gibi. Hadi git. Bekletme patronu, maaşından keser sonra. Begüm, ne oldu kızım dışarıdayken? Geldiğinizden beri tek kelime etmediniz. Şirketin bir çalışanı gelmişti anneciğim. Artık nasıl bir çalışansa. Hasta çocuğuyla Tuncay'dan para istemiş. İyilik? Ne var? İyilik yapmak suç mu aşkım? Hı? Hep yapıyoruz bunu. Oğlum da, kızım Sibel de çok yardımseverdir. Bir de randevularına vaktinde gelse demek. Çalışıyor herhalde. Keyfinden değil. Sen benden pek hoşlanmadın galiba. Olsun, insanlar beni hep zamanla sever. Şimdi içeri gir. O abin olacak. Gerçek yüzünü oradaki herkese göster, tamam mı Sibel? Tamam mı? Kolay değil mi? Böyle istediğini söyleyebilmek, yüzleşmek. Eğer istersen kolay. Ha öyle mi? O zaman sen neden nişanlının babasına gidip de bütün parasını batırdığını söylemedin? Aynı şey mi? Aynı şey. Onlar senin ailen. Sen onları üzmek istemedin. İçeridekiler de benim ailem oluyor. Siz dediğin adam da benim abim oluyor. Ya Sibel tamam da sen burada Burhan babayla abini resmen aynı kefeye koymuş oluyorsun. Bir tanesi dünyanın en iyi ruhlu insanı ya. Diğeri resmen kötülüğün vücut bulmuş hali gibi bir şey. Senin abinden bahsediyorum. Sen yapmayacaksan ben yapacağım zaten. Erhan. Erhan dur. Erhan. Afiyet olsun herkese. Bir dakika ya. Senin ne işin var burada? Hadi babacığım, mutfağa. Hadi bakayım. Lan sen Antalya'da bana saldıran adam değil misin? Sen Sibel Hanım'a sarkıntılık eden sarhoş herif değil misin? Hatırladım seni. Zafer, doğru mu söylediklerim? Ne istiyorsun? Sizden bir isteğim yok Tahir Bey. Sibel, ne oluyor? Bu adamın evinde ne işi var? Oğlunuzun cevaplaması gereken sorular var Tahir Bey. Bir dakika ya, sen kim oluyorsun da gelmişsin evin ortasında cevaplaması gereken sorular var falan. Ne oluyor? He?
Senin konuşmaya hakkın yok. Her şeyi biliyoruz. Abim yapmış. O fotoğrafları çektiren de basına sızdıran da abim. Yok yok, öyle bir şey. Yalan söylüyor. Doğru mu? Yalan baba. Yalan söylüyor. Fotoğrafları çeken kişinin adı Mehmet. Antalya'daki otelinizde şoför olarak çalışıyor Tahir Bey kendisi. Aynı zamanda Sibel Hanım'a şantaj yapan kişi de aynı. Şimdi biz bu adamı konuşturduk. Ne dedi biliyor musun? Ben Tuncay Bey istediği için yaptım her şeyi dedi. Ne diyorsun? Yok baba. Yok, yok öyle bir şey. Külliyen yalan. Yalan söylüyorsun. Yok öyle bir şey. Tamam. Dinleyelim o zaman. Ben sana fotoğraflar için ödemeyi yaptım. Bir daha beni sakın arama. Yazıklar olsun. Konuşsana abi. Konuşsana. Yaptıkların hesabını versene. Hesap verecek biri varsa o da sensin. Sizsiniz hesap verecek kişiler. Peki bir şey söyleyeceğim ya, siz ikiniz daha evinde. Baş başa üç gün. Ne yaptınız? Sen bu adamın hesabına 500 bin neden geçtin sevgili kardeşim? Neden? Hayır, neyin karşılığında yani? Anlamadım. Sibel. Abin ne diyor kızım? Sen niye para verdin bu adama? Cevap versene. Cevap versene Sibel'cim. Bak babam bir şey soruyor sana. Neyin karşılığında? Sen kardeşini neyle itham ediyorsun? Hı? Neyle itham ediyorsun kardeşini? Ne demeye çalışıyorsun annenin babanın önünde kardeşine sen? Sen nasıl bir insansın ya? Böyle abilik olur mu? Ha? Sen şirkette sırf daha iyi bir yere gelebilmek için kardeşine kumpas kuran bir adamsın sen. Sen şirkette sırf daha iyi bir yere gelebilmek için fotoğraflarını çektirip basına verecek kadar karaktersiz bir adamsın. Şişt, bana bak, haddini bil. Bilerek konuşuyorum. Getir! Tahir Bey, oğlunuza hakim olun. Kendi çıkarları için yapmayacağı şey yok. Günü gelir, size de zarar verir. Rahatsızlık verdiysem herkesten özür dilerim. Herkesten. Siz İkiniz neler olduğunu bana hemen anlatacaksınız. Bence Erhan yeterince açıklama yaptı. Ama sen açıklamadın. Bir dakika, bir dakika. Ya ben de merak ettim şimdi. Sibel, sen beni bu adam için mi reddettin? Hayır, bir de ne hesabına 500 bin lira para mı yatırmış? Para mı yatırdın? Ne oluyor? Müstakbel kocan olarak bana da bir açıklama yaparsın herhalde, değil mi? Sen beni gerçekten böyle terbiyesiz, arsız bir adamla mı evlendireceksin baba?
Ha? Gerçekten mi? Ya senin gözündeki değerin bu kadar mı? Yazıklar olsun hepinize.